etmişsin, beni yok etmişsin. Hayırdır inşallah. Save
Kimi bilmem kaçında, kimi yok der inanmaz, kimi bulur anlamaz. Sevda uzak değil ki, sevda başucumuzda. Sevda pek yakında, sinemada. Benim sevdam cevap, bana sevdan soranlara. Benim sevdam sanat, hatta sinemada. Benim sevdam yarın, benim sevdam öbür gün. Benim sevdam başlar. Yaşar'cığım böyle bir güzel albüm daha çıkardım. Vallahi eline sağlık diyorum. Çünkü kaç sene oldu şimdi? Kaç sene sonra bir çıkıyor? Bir önceki arasında bir buçuk sene sonra çıkıyor. Bize bak uzun gelmiş. Demek seni o kadar seviyoruz. Teşekkür ama ederim. Ama bir 10. yıl albümü gibi bu değil mi? Evet herhalde? Bu o yüzden de biraz kısa oldu arası. Aslında daha uzun sürüyor benim albümü tamamlamam. Bu 6 ayda bitti. Bir önceki albümü bir sene kadar işte o albümle ilgili çalışmalar yaptık. Sonra ben bu 10. yıla söz verdim daha doğrusu. Bir konserde söz verdim. Daha doğrusu bir anda ağzımdan kaçtı. Hay Allah. Öyle demek lazım. Söz veriyorum bir tane albüm yapacağım size filan dedim. 10. yıl albümü. Sonra da her yerde yazmaya başladılar. Benim bir internet sitem var. Forum vardı şimdi kapandı. Kapattım daha doğrusu. Orada çok böyle baskı ediyor, oldu. Takip ediyor değil mi? Şey, dinleyin. Muazzam bir baskı oldu yani. Onun üzerine böyle girdik. 6 ayda çıktı. Aslında kafamdaydı birçok şey. O yüzden bu kadar çabuk çıktı. Hmm. Hem hatta bir tanesini galiba gir söyle demiş prodüktöre. Son şarkı. Evet vallahi biliyorsun. Demir gibi eski şarkılardan falan bir şey koyalım edelim veya bir tanesinin akustiğini ya da remixini koyalım demişim. Şöyle 13 şarkı var şimdi. Kaset hala Türkiye'de satılıyor aslında kalmadı ama dünyada. İşte iki tarafın eşit olması gerekiyor. Bir taraf 7 bir taraf 7 olması gerekiyor. Burası 7-3 7-6 13 oluyor. Bir de 13 uğursuz gelebilir bazılarına diye. Bana gelmiyor ama. Bana gelmiyor. Bir tane daha koyalım dedim. Rıza Erekli'dir prodüktör. Meşhur efsane bir prodüktör, evet, herkes bilir. Evet. Ondan sonra dedim ki şu var olan şarkılardan bir remix yapalım koyalım. Remix memix olmaz dedi. Gireceksin çalacaksın. İşte bu. Dedim nasıl çalacağım? Gir çal. Bu da o acayiptir. Arkandan şeyle itekler yani bir şeyle sokar stüdyoya. Çok motivasyon şeyi de kuvvetli. Sen o gün yani girdim. Kayıt yapmış mıydın önceden? Yok girdim. Bitmiş kayda. Artık her şey. Şeyi de saat 21.17 6 Ağustos gününü hatırlamıyorum sadece. 21.17 çünkü bir sonraki baskıya yazacağız o saati orada. 21.17. Girdim. 21.22'de çıktım. Tamam bitti bu kadar dedi. Nasıl hiçbir şey ellemedin. Bu kadar böyle koyacağız dedi olduğu gibi. Ve olduğu gibi koyduk. Başımda Sevdan diye bir şarkıdır 14 numara. Çok enteresan öyle bir hikayesi var. Ya Miles Davis'in caz tarihin en ünlü albümlerinden bir tanesi. Kind of Blue biliyorsunuzdur muhakkak. Dinleseniz veya hatırlarsanız. Bunlar giriyorlar stüdyoya ve bütün plağı bir kere de bir günde çalıyorlar, çıkıyorlar. Hiçbir ekleme, hiçbir değiştirme, hiçbir şey yapılmıyor yani. Ve o albüm gerçekten caz tarihinin hani ilk 10 albümünden ama bunun altyapısı var tabii. Yani şimdi onun bir birikimi oluyor, orada deşarj oluyorlar tabii, yani. Tabii. Türkiye'de ne deniyor ona biliyor musunuz? Girip hep beraber çalıp çıkmaya. Ne hücum deniyor? Kayıt. Hücum kayıt. Çok güzel ama. Güzel isimmiş. Yani hücum. Giriyorsun, kayıt ediyorsun, çıkıyorsun. Hücum kayıt. Harika. Müzisyenler kendi aralarında. Peki memnun musun sen şimdi bundan?
Memnunum yani. Bir tek o hücum, diğerleri şey. Ötekiler çalışma. Hücum da enteresan. Bence daha da enteresan bir şey. Çok ama güzel bir şey. Ama Türkiye'de yapacak sanırım çok kısıtlı. Rap grupları yapıyor genelde. Bir de stüdyo olarak da sanırım kısıtlı stüdyo var. Yani benim bildiğim en gelişmişi Miami'nin. Şimdi benim yurt dışında gördüğüm sanki stüdyolar çok büyük oluyor. Tavanları da çok yüksek oluyor. Onun için ambiyans kaydı da alabiliyorlar. Yani herkesin bir arada göreceği. Türkiye'de stüdyolar küçük tabii. Evet. Öyle olduğu için haklısın. Öyle bir sorun oluyor. Yani birlikte girip çalma adına bir sorun. Önce bir altyapı yapıyorsunuz, sonra üstüne okuyorsunuz herhalde, değil mi? Bizimki öyle oluyor. Tabii. Evet, öyle. Önce bir şeyler hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Onun üzerine okuyoruz. Onun üzerine sonra tekrar çalıyoruz derken işte gir çık gir çık o şekilde oluyor. Hep beraber. Bayağı bir kes yapıştır olayı var sizde. Var ama seste yok. Seste diyeceğim, müzik enstrümanlarda. Seste. Ama bazen 2-3 defa da okuyorlar üstüne, değil mi? Ben 3'ten fazla kanal okumamaya çalışıyorum. Kanal kaydediyorlar. Türkiye'de böyle bir imkan olmadığı için benim arkadaşlarım var tam burada. Böyle daha kuzey cazı var, şeyler yapıyorlar. Norveç'te. Tam burada bir, biliyorum. Norveç'te işte bir stüdyoda kayıt yaptılar. Çünkü grup olarak girip de performansın tamamının kaydedildiği stüdyo Türkiye'de çok yani hiç yok. Hani bu imkanı kendi şeyleri, şartları dahilinde yaratmaya çalışan kişiler var sadece ama bu pek yapılamıyor. Peki dizi seyrediyor musun? Yok, ben dizi hiç seyretmem. Eray abi dizi seyrediyor musun? Şimdi burada çok değerli dört arkadaşımız var ki hepsi de tesadüfen bu akşam bir dizide oynuyor. Hepsinin de dizileri maşallah pardon, çok iyi gidiyor. Pardon, ben seyretmez olur muyum? Seyrediyoruz biz Yaşar'la yani özel olarak. Dizide yani. Ama mesela bize sorsanız dizi seyrediyor musunuz diye hani girizgah yapmak zorundayız. Biz de seyrediyoruz. Kendi dizinizde mi seyrediyorsunuz? Vakit olmuyor zaten öyle bir şey. Ben mesela her dizinin mutlaka bir bölümüne bakıyorum çünkü kim nerede ne yapıyor. İşte hani senaryo nasıl diye ama hani tabii dayanamadığım 10 dakika durduğum diziler de var ama mutlaka her dizinin şey bir bölümüne bakıyorum. Şey yapıyor musunuz mesela şimdi diyelim ki sen işte Acı Hayat'tasın. Mesela bakıp hani bu 1001 gece bayağı iyi olmuş falan diye böyle kıskandığın falan oluyor mu hiç? Yok ben bir bölüm izliyorum evet aa diyorum çok başarılı falan ama kıskançlık olmuyor. Yani daha iyi işler yapılsın ki mutlaka ki her iş hani başarılı işler olsun ki bu sefer hani daha kötü olan işler eğlensin içinde. İyiler kalsın. O yüzden hani bizim oyuncu olarak hani en isteyeceğim şey mutlaka daha da başarılı işlerin çıkması. Ama ben mutlaka ki yani hani dizi izlemiyorum falan filan ama bir bölüm bakmak gerekiyor. Eğer oyuncuysanız ve televizyona yani iş dizi yapıyorsanız. Dizi seyretmiyorsanız bile film herhalde seyrediyorsunuz. Film mutlaka herkes evet, izliyordur herhalde. Eray Bey göz ameliyatı seyreder misiniz? Eray Bey efendim Dünya Göz Hastanesi değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Dünya Göz Hastanelerinin kurucusu. Enteresan bir hayat hikayeniz var sizin aslında. Şimdi Eray Bey nalburlukla işe başlamış. Siz ortaokulda demişsiniz ki ben okumayacağım, ben ticarete kafam çalışıyor, evet, ticaret yapacağım. Enteresan bir karar o yaşta. Peki babanız buna bir şey demedi mi? O da enteresan. Zorladı tabii. Yani ortaokulda tabii bir çocuğun şimdi, kendi kendine karar vermesi. Tabii biz şimdi çocuklarımızı hep okutuyoruz. Üniversite bitiren iki tane kızım var. Yani size gelse kızınız mesela dese ki ben gideceğim, iş yapacağım, çalışacağım. Zorlarım yok. Babam da beni zorladı ama başaramadı. Yani ben o işin içine bir girmiştim. Girdikten sonra da öyle bir ticaret çok farklı bir şey. Tabii bugün keşke okusaydım diyorum ama. Öyle mi? Tabii. Yani şimdi mesela yurt dışında yerlerimiz var. Sürekli yabancılarla görüşüyoruz. Mesela İngilizcem böyle akarsular gibi olmasını çok isterdim. Ya şimdi işte kızlarım yanımda. Onlar da hastane yönetimi eğitimi aldılar. İşletme bitirdiler. Şimdi ben birkaç sene önce bir yazı yazdım. Dedim ki Türkiye'de iki sektör patlıyor. Ben bunu tespit ettim gezerken. Birisi simit sarayları, birisi göz hastanesi. Şimdi buradan şu mana açık abi. Millet simit yiyor ve gözü bozuk. Türk milleti hakkında böyle bir yorumda bulunabilirsin bu şeyden dolayı. İkincisi bu iki sektöre de yatırım yapan insanlar demek ki çok zeki insanlar. Böyle bir açığı bulmuş ve oradan bunu ilerletmişler. Kürşat Bey çok enteresan. Ben 16 yaşında ticarete başladım. İşte inşaat malzemeleri, nalburluk derken sonra toptan inşaat malzemeciliğine başladım. Sonra bir gecede mesela 3-4 tane mağazam vardı, depolarım vardı. Çok ciddi bayilerim vardı. İnşaatçılara mal satıyordum. Fayans, seramik, işte boru, küvet falan bu tür şeyler toptan ve perakende. Baktım ki o iş beni, yani ben o işi aşmışım. Mutlu olmuyorsunuz. Aşmışım o işi. Yani o işin yıllık cirosunu topluyorum, yıllık karını koyuyorum. Bakıyorum ki ben sabahın kör bir vaktinde giriyorsun, akşamın kör bir vaktinde çıkıyorsun. Artık o işi aşmışım yani. Ben bu işten kurtulmalıyım dedim ve bir gecede
Düşünün yani bir gecede o zaman sene 86 o işle yaptığım bütün işleri 950 milyon liraya paraya çevirdim. Bakın 950 milyon. Marmara Ereğlisi o zaman imara yeni açılıyordu o sahil. Yeni çiftlik tarafı Marmara Ereğlisi. Orada 15 dönüm bir arazi aldım. 79 tane villa yaptım orada. 87'de aldım. 88'de bitirdim. Düşünün 950 milyon liraya o yaptığım işteki işte dükkanları, mağazaları, depodaki malları sattım. 1 milyar 250 milyona da 79 tane villayı mal ettim. Düşünün. 1 milyar 250 milyona. Ondan sonra inşaat sektörüne girdim. Oradan işte arsalar aldık. Bu Fulya'daki Avrupa Hastanesi'ni ben yaptım. İki sene işlettim. Sonra Gayrettepe'deki Metropol Hastanesi'nin yerini çocuk esirgemeden o binayı aldım. Orayı yaptım. Sonra 94 krizi oldu. Doktor ortaklarım vardı orada. Bir de genel hastane bana çok şey gelmedi böyle. Orada her branş var. Her branş var. Bir de buzun üstünde o iş. Nasıl buzun üstünde? Genel hastaneyi çalıştıran üniversitedeki hocalar, devlet hastanelerindeki hocalar ve muayenehanesi olan hocalar. O işte siz bir otelcilik hizmeti veriyorsunuz. Bir de kendi doktorlarınızla hizmet veriyorsunuz. O zaman tabii bu kadar çok daha büyük sağlık yatırımları yoktu. Ve o doktor ortaklarımla da anlaşamayınca o zaman Florence Nightingale grubuna sattım. Onlar çok talipliydi o zaman. 95 yılında sağlık sektöründen çıktım. Kendi işime döndüm. Fakat bir boşluk hissettim böyle. Süleyman Bey benim çok abim gibidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 9. Cumhurbaşkanımız. Ben ona danışmadan da bir şey yapmam. Ona bir gün dedim ki, dedim efendim böyle böyle ben, çünkü şantiyeler nasıldır biliyor musunuz? Şantiyelere sabah gidersiniz saat 7'de, 9'da işiniz biter. Eğer inşaat sektöründe ekibiniz iyiyse, paranız da varsa, günde çalışacağınız saat 3 saattir. Onun dışında boş kalırsınız. Güzelmiş. Güzel işliyorum. Biz bu işe niye girmiyoruz? Biz tabii Süleyman Bey'e danışmadığımız için bu haldeyiz arkadaşlar. Şimdi tabii bu sefer sağlık sektörüne oturduk. Sonra beyefendi bana dedi ki, Türkiye'de göz hastanesi var mı dedi, Eray dedi. Yok efendim dedi. Üniversitelerin göz bölümleri var. Ama gözün, göz bir branştır ama gözün branşlaştığı bir göz hastanesi yok. Onu dedi bir çalış dedi. Bak dedi o zaman tabii 60 küsür milyon nüfus vardı. 2 ile çarp dedi. 140 milyon, 135 milyon göz var Türkiye'de dedi. Neyse biz Levent'teki ilk binamızı bir yer bulduk orada. 4500 metrekare. 35 tane personelle 13 tane her branşta doktorla biz bir göz hastanesini 96'nın Mart'ında açtık. 35 personel ve 13 tane doktor. Ama orada çok önemli bir şeyi yakaladık. Neyi yakaladık? Gözde 16-17 tane branş var. Katarak, glokom, şaşılık, retina, korneye nakli, lazer. Bunların her birini, her doktor bütün ameliyatları yapamaz. Her doktorun yaptığı bir ameliyat var gözde. Biz gözü branşlaştırdık. Yani hastaneye telefon eden bir kişiye önce rahatsızlığı soruluyor. Sonra rahatsızlığıyla ilgili hekime yönlendiriliyor. Biz böyle İstanbul için bir yer yaptık ama inanın 6 ayda 7 ayda doldu orası. Önce küçük küçük çoğaldık. Fener yolunda bir karşısı için bir yer açtık. Çok ciddi bir klinik açtık. Sonra bu Etiler'deki arsayı biz çok eski aldık. 2003'te falan aldık. Dünya Göz'ün tabelalarını koyduk. Oranın planlarında bir değişiklik oldu. O planları, projeleri tasdik etmemiz bir 17 ay sürdü. Ondan sonra bir hız başladık. O ara Ataköy projesi gelişti. Ataköy'de bir büyük bir hastane açtık. Göz hastanesi. Yurt dışından gelen hastalar için. O ara Ataköy biterken Altunizade'de Kapitol'ün karşısında bir yer aldık. Orayı hastane yaptık. Arstil'in sunduğu Kürşat Başar'la programı devam edecek. Arstil'in sunduğu Kürşat Başar'la programı devam ediyor. Ellerim mi var? Ey benim
dört yarım duvar. İşte imkansız bir aşkı isteriz, bize Akdenizli derler. Hep böyle içimde kal, kim daha sen, kim daha bana yakın. Ay ay, uzak olma eller gibi, çok özledim deliler gibi. Ben daha deniz yoksulu. Hep böyle içimde kal, kim daha sen, kim daha bana yakın. Ay ay, uzak olma eller gibi, çok özledim deliler gibi. Ben hala deniz yoksulu. İstanbul'a hizmet için açtık ama 70 ilden hasta geliyor bize şu anda. Anadolu'dan gelen hasta sayımız %25 tabii oran. Şimdi Avrupa geliyor. 83 tane Avrupa ülkesinden hasta geliyor bize. Yani düşünün, Dünya Göz Hastanesi 17 tane branşta hizmet veriyor. 17 branşta ameliyat yapabilecek her branşta 5 tane profesörünüz, 3 tane 4 tane doçentiniz ve altında 10-12 tane de uzman. Şimdi bir de bunu turizm haline getirmişler anladığım kadarıyla, öyle mi? Evet. Yani geliyor burada tatil yapıyor adam. O arada ameliyat oluyor. Evet. Kontrolünü oluyor, sonra geri gidiyor. Bunu bir paket halinde tur mu bu? Tur düzenliyorlar. Tur. Şöyle onu da çok kısa anlatayım. Bizim Amsterdam'daki ve Berlin'deki kliniklerimize geliyorlar. Muayenelerini oluyorlar, tetkiklerini oluyorlar. Orada ameliyat kararı çıkarsa orada bizim hemen bir odamızda da bir turizm, sağlık turizmi yapan bir ofisimiz var. Orada da bir kızımız duruyor. O kendisine eğer kış aylarıysa İstanbul'da 3 günlük, 5 günlük, 7 günlük, 10 günlük paketler sunuyor. Diyor ki bu ameliyat 3 günlük 5 yıldızlı otel 3 gün kalacaksa, işte İstanbul'un tarihi yerlerini gezmesi, o 3 gün içinde de eğer balık veya et istiyorlarsa onu da bizim ekip gezdiriyor. Yanlarında tercüman var. Yani en az 6... Gözünü açtıktan sonra daha da iyi bir tiyatro yollayın ne olur. Yani biz hatta bunları biz buraya da alalım yemeğe. Kürşat Bey, biz mesela diyelim ki ameliyat için onlardan bir 550 euro alıyoruz ama onların 1500-2000 eurosunu da Türkiye'ye bıraktırıyoruz. Güzel bir çok şey. Çok ciddi bir döviz girdisi sağlıyoruz. Ve insanlar çok mutlu. Yani biz tabii çok zor bir iş yapıyoruz. Neden zor iş yapıyoruz? Biz şimdi ayda, demin size bir sayılar verdim. Dedim ki 5000 göz lazer yapıyoruz. İnanın bir 5000 gözle yapmıyoruz. Yani neden? Hayır, ondan değil, ondan değil. Gerek zamanlara uzun randevu veriyorsunuz. Hayır, gerek ondan da değil. Neden biliyor musunuz?
Şimdi insanlar geliyor, Avrupalı da geliyor. Biz %100 başarı görmediğimizi yapmıyoruz. Evet. Çünkü 250 milyon dolara yakın bir yatırım yapmışsınız şu ana kadar. Tek gözü yani isminizi riske etmemek için. Edemezsiniz çünkü. Ben çünkü çok olaylara şahit oldum ve bunlar beni çok mutlu etti tabii. Türkiye'de kaç göz doktoru var? Türkiye'de 3500 tane göz doktoru var. Bu göz hastaneleri açıldıktan sonra genç doktorlardan bu branşa kayma sayısı arttı mı hiç? Baktınız mı? Şimdi orada bir şey daha söyleyeceğim size. Bakın. Türkiye'de şu anda İstanbul'da 15-20 tane göz merkezi açıldı. Bunların evet. her biri 500-600 metrekarede bir tane yeni lazer makinesi alıp 3-4 tane muayene ünitüyle 2 tane doktorla hizmet veriyorlar. Ama 15 tane branşta hocaları yok. Evet. Şimdi göz hastanesi olarak tek biziz ve dünyada Amerika'nın verdiği bir akreditasyon belgesi var. 1026 tane kriteri geçeceksin hastane olabilmeniz 1026 için. 1026 tane. 1026 tane. Ve o 1026 tane kriteri geçtikten sonra size bir belge veriyorlar. Biz o belgeyi geçen sene aldık ve biz şu anda mesela İngiltere'nin aynı bizim SSK'mız gibi çok büyük devletin bir sigortası var. İngiltere bizimle anlaşma yaptı göz ameliyatı göndermek için. Hollanda en büyük sigorta şirketi yaptı. Şu anda 5'e yakın ülkeyle böyle anlaşmalar yaptık ve sürekli de yapıyoruz. Yani bizim tabii bu sene sonuna kadar, 2007'nin sonuna kadar 4 tane büyük hastanemiz hizmete girecek. Bunlar çok büyük. Yani bunlar... Çok önemli. Bu konuda demek ki Süleyman Bey'i kutlamak lazım. Evet. Yani, Süleyman Bey'i kutlamanın yanı sıra biz de bir gidelim o yani lütfen. Gidelim lütfen. Biz de bir danışalım ne yapacağımıza. Belki yani. Bu yaşta bize de bir şey söyler. Söyler. Yoksa bu gidişle biz burada yemek yemeye devam edeceğiz. Ama zaten ondan iyi gören kimse olamazdı Türkiye'nin halini. Çok güzel. Bence en iyi bilen kişi o Türkiye'yi. Kendisi. Yani evet. O yüzden çok doğru bir... Hayır acaba ben şey diye şüphelendim. Ya ben bu kadar doğru dürüst göremiyorum bir hastane olsa iyi olur diye mi acaba tavsiye? Yok o görmüş. Ama evet. Görmeyenleri bildiği için şunların gözünü biraz açalım demiş. Ondan ne kadar olur. Kürşat Bey tabii Ataköy'ü açarken bir de çok fakir geliyor. Yani gözünü, göz öyle bir şey ki 10 dakikayla gözünü kaybediyor. Geldi sana. Parası yok ne yapıyorsun? Yapıyoruz canım ayda 70-80 tane bizim hastanelerde fakirler ameliyat olur. Ayrıca başka bir şey söyleyeyim size. Yazdıralım ki. 3 tane DAF firmasına bir yazı yazdım. Bu bildiğiniz tırlar satıyorlar ya DAF firmaları. 3 tane tır istedim bunlardan. Dedim ki bana bunları indirimli yapın. Ben bunları tam bir hastaneye dönüştüreceğim. Anadolu'nun bütün köylerine göndereceğim. Dolayısıyla. Ve fakire fukaraya hizmetsiz, bedava, ücretsiz poliklinik, gözlük vereceğiz, ilaç vereceğiz. Ne hoş, bu çok güzel bir şey. Orada çıkaracağımız ameliyatları İstanbul'a getireceğiz, parasız yapacağız. Ve inanın DAF firması bana bir tane tırı parasız verdi. 2 taneyi parayla verdi. Biz onları 500 bin dolar para harcadık 3 tane tıra. Şu ana kadar o tırlarla 2004'ten bu zamana kadar 92 bin hastanın gözüne bakmışız. 1700 tane fakiri bedava ameliyat yapmışız. 10 bine yakın da ücretsiz gözlük dağıtmışız. İnanabiliyor musunuz? Cezaevlerine giriyoruz. Bildiğimiz normal cezaevlerine. Ve mahkumlara gözlük veriyoruz. Mahkumlar para istemiyor. Hiçbir şey istemiyor. Bize bir şey gönder. Onlara gözlük veriyorsunuz. Gazete okuyabiliyorlar. Kitap okuyabiliyorlar. Her şeyi okuyabiliyorlar. Yani ben mesela gözlük takmadan gazete okuyamıyorum. Mümkün değil. Yakın probleminden yakın dolayı. Yakın problemi, evet. Yani bu bizim tırlarımız da şu anda her biri Anadolu'nun bir yerinde. Her biri. Bu tabii çok güzel. Güzel bir şey. Bu, bu çok güzel yani. Bir şey gerçekten. Bak Yaşar göz Bey diyor ki benim için bu kadardır. Göz bir tek sevgilinin gözü benim için. Hiç beni ilgilendirmiyor. Başlarının baktığı gözler. Peki seni, evvela sevgilinlik. Peki Yaşar bir şey soracağım. Seni istediğin gibi ya da olduğun gibi göremeyen çok oldu mu? Tabii canım hep böyle görüyorlar. Hep böyle. Hepsinin gözü hep bir yanda. Onları dünya gösterisine gönderecek. Tabii bir de böyle bir branş açın bence. Şaka bir yana. Şimdi biz konserlere çıkmadan, sizin de ilgili hanım var dediğim oydu. Konserlere çıkmadan önce bazı rahatsızlıklarımız olabiliyor. Mesela sıkıntı oluyor falan. Ben panik atak geçirmiştim bayağı da. Her yerde de yazıyorlar. Onun için söyleyebiliyorum rahat rahat. Mesela panik atağım var, sıkıntım var, çıkamıyorum konsere falan. Hayır çıkacaksın. Hiç kabul edilmiyor bu tip. Rahatsızlıklar. Bir gün gözümde bir harpacık çıktı. büyüdü kocaman oldu. Sonra Levent Bey sizin hastanenize gelmiştim. Oradan verdikleri raporla konseri iptal ettik. Ulan dedim. Neredeyse kendimi öldüreceğim. Bunlar geliyor evet. Başıma. Kimse konseri iptal etmiyor. Küçücük harpacığa bak neler başardı. Yani göz her anlamda önemli ama
He. Böyle de bir garip anım vardır bunun. İşin tabii bir şimdi teknik kısmını biraz görün. Halbuki sen şimdi tabii işin bir de göz deyince hem bizim şiirimizde, eski divan şiirinde bir her zaman kullanan bir de metaforik bir yanı var tabii. Tabii görme, nasıl gördüğüne bağlı bir şey. Şimdi bu arkadaşlarımız herhalde hepsi göze hitap eden. Bir göze hitap eden arkadaşlar. Mesela Selin Hanım Türkiye'nin globalleşmesi sürecinde katkıları olan bir insandır. 1999 mu? Miss Globe seçildi kendisi. Şey bir şey, ben güzel seçildikten sonra kimse bilmiyordu çünkü ben Antalya'ya döndüm, hiç modellik falan yapmadım. Acı hayattan sonra herkes Türkiye güzel olduğumu, hani bu çok röportajlarda da geldi. Evet. Ama daha öncesinde hiç böyle bir şey kullanmadım. O yüzden de aslında biraz da rahatsız olduğum ya Antalya'da ne yapıyorlardı yani, pek bir beğenmiyorlar mı? Yok mu? Bu yalan. Ya modellik olarak çünkü güzellik yarışmaları diye. Aslında modellik yarışmaları değildir. Yani orada işte bir sürü kız seçilir. Bana göre de aslında şu anda çok saçma gelen bir şey. Çünkü niye? Bir sürü kızı topluyorsunuz, arasından bunlar güzeldir diyorsunuz. O kulisi, arka tarafı gördükten sonra ben birinci olduğumdan dolayı yani hiçbir onun zevkini yaşamadım o yüzden. Niye? Arkaya gittiğiniz hepsi zaman gidiyor. Herkes ağlıyor yani. İşte bunlar güzeldir, bunlar çirkin midir durumu oluyor aslında. Ondan sonra bir daha güzellik yarışmalarını izlemedim. Zaten o zaman çok küçüktü zaten. Yani çocuk yaşta evet güzellik yarışmasına katılalım falan. Yok, sonra Antalya'da yani normal hayatına dönüyorsun yani. Ben mesela birazcık erkeksi bir yapım vardır aslında benim için. Güzellik yarışmaları benlik bir şey değildir ama. Doğru bir yandan. Ben sırf meraktan hani bunu da bir bakayım neymiş ne yapıyorlar acaba. Peki sonra niye tekrar Antalya'ya geri gittin yani? Geldin hadi güzel ispat zaten ettik. Zaten ben lisede okuyordum. Lise 2'deydim. Hani lise 2'deydin daha. Sonra okula döndüm. Hani modellik de yapmadım ama çok tutan bir işten sonra hani insanlar bakıyorlar ne yapmış ne etmiş falan internete girdiklerinde öğreniyorlar. Evet, tabii internet var yani. Böyle bir şeye giriyoruz her şeyi buluyoruz. Mesela biz Akasya'nın şimdi baktım ben merak ettim. Dedim ki ya kaç yaşında bu kız dedim Allah aşkına. 100 tane filmde oynamış. 30 hiç fena sayılmaz. Çünkü ben şeyde hatırlıyorum en son 30 oldu. Yani 100'ü biraz abarttım biz ama. Biz beraber lise defterinde oynadık. Hayır ama 30 film oldu neredeyse galiba. Olmuştur. Dar alanda kısa paslaşmaları hatırlıyorum. Atıyorum. İstanbul kanatlarının yok, o altında. O Yeşilçam'da olabilir ancak. O film çekebilecek yani, bir... Bayağı film. İki tane söyledin. Yani ben iki tane söyledim. Kaç tane? 20 tane var mı? Sinema filmi. Film. Sadece renkli, 5 tane. Renkli siyah beyaz diyeceksin. Siyah beyaz. Şey, biz Selin'le aslında ben bayağı o kadar ufak sayılmam. 30 olmama birkaç ay var. Selin'le Lise Defteri diye bir dizide oynuyoruz. Ben oldukça tohuma kaçmış bir liseli oynuyorum. 27 yaşındayım. Ya. Emre Altı 33 yaşında mıydı? Ama ben o zaman ufak gösteriyordum. Ben çok ben saçma bir trafik yaşında kazası geçirdim. Bir dakika Selin'cim herkesin yaşını açıklamayalım burada olmayanların. Yok belli yani olur. O yaş mesela Akasya'nın hani, ben oynayamam. Ben birazcık daha yaşımdan büyük gösteriyorum ama mesela Akasya'nın ben 27 yaşında gerçekten gösteriyorum. Oynarsınız gibi geliyor. Oynayamam yani. Bilmiyorum. Müzik öğretmeni oynayamaz mıyım ben mesela? Sen çok güzel oynuyorsun. Harika. Özdemir Erdoğan'ın vardı hani müzik öğretmeni parçası biliyorsun. Evet, çok güzel. O öğretmenliğin sonu pek hayırlı bitmiyordu hatırladığım kadarıyla. Öğrenci açısından. Oyun sizce oyunculuk yapabilir mi? Ne diyor? Kürşat Bey mi? Hayır Kürşat Bey değil. Yaşar Bey oyunculuk yapabilir mi sizce? Yani tabii televizyon, yapar. Dizi filan derken kulağa iyi geliyor. Ben yönetmen sinemasına inandığım teşekkür için bir yönetmenin oynatabileceğini düşünüyorum. Orası oyuncuyu. Kesin. Kendim hiç söylemedim bunu. Genel anlamda söyledim ama diğer şeylerin o kadar kolay olmadığını düşünüyorum. Yani çok zor olduğunu düşünüyorum. Birçok kimse için. Hani biraz bir laf popüler vardır. Anlamda ileri çıkan kimseleri hemen dizilerde oynatıyorlar. Böyle bir şey var işte ama. İşte bu ayı filminde için oynayan ayı için şey demiş. Ayıyı sinema filminde oynatabilirsiniz ama kalkıp sahneye çıkaramazsınız misali yani. Tabii ki tiyatro salonu, tiyatroda bir performans sergilemek birçok şeye bağlı ve teknik gerektiriyor. Ama sinemada yönetmen işte benim Aysel'im bu deyip işte durakta gördüğü bir kızı alıp eğer kendine güveniyorsa... Evet. Oynatabilir. Böyle çok bir şey yapabilir. Kamera var, çünkü. Belki sinemada daha zor ama şey. Televizyonda daha kolay bir şey ama sinemada daha zor bir şey. Çünkü büyük bir perdede her şeyi görüyorsunuz yani. Şeyi. Ama işte o yönetmenine göre değişir. Büyük perdeyle küçük perde bir şey fark etmez. Evet. Evet. Çok... ama tiyatro sahnesine çıkıyorlar. Ben biraz ona şaşırıyorum. Mesela tiyatro sahnesine çıkıyorlar. Şimdi popüler bazı isimler de tiyatroya şimdi böyle değil aslında şey o yapıyorlar. Mesela Haldun Dorman ilk tiyatroyu açtığı zaman Ayfer Feray çıkıyordu. Türkiye güzeliydi. Yanlış mı söylüyorum? Doğru söylüyorum.
Yani o zaman da vardı. Bu her zaman vardı. Şimdi sanki yeni olmuş gibi söylüyorlar. Peki müthiş performansı hala dillerden dillere dolaşıyor. Tabii öyle. Çünkü neden? Bir kere ilgi çekiyor bu yani. Alper Ferah çok iyi bir tiyatrocu. Tabii çok iyi bir tiyatrocu. Soru cevapsız kaldı. Türkiye güzeli falan dediniz. Soru vardı. Niye cevap verdin? Evet, o zaman değil. O zaman eğer tiyatrocuysa tabii ki çıkacak. Hayır, Türkiye güzeli seçildikten sonra tiyatrocu oluyor ama. Ama şimdi tiyatro eğitimi almış. Bazı insanların genelde tutkusu var. Popüler kişilere. Evet. Ve tiyatroyu da onlarla yaptıkları zaman daha iyi olacağını, daha çok seyirci getireceğini sanıyorlar. Evet. Fakat tam tersidir bu. Öyle mi? Tabii. Tiyatro seyircisi çok farklıdır. Ve tiyatro seyircisini kazanabilmek çok zordur. En zor şey tiyatro seyircisidir. Çünkü insanlar gidip bilet almak, para vermek. Zaten az bir kitle. Çok az bir kitle. İkincisi de tiyatrocudan tiyatroyu seyretmek ister. Evet. Ve seçer. Seçtiği kişiye gider. Alır biletini, oturur ve onu izler. Şimdi onun seyretmek istediği şeye siz bir takım insanları koyduğunuz zaman, tiyatro yapmayan kişileri, popüler kişileri koyduğunuz zaman, eğer projeniz çok güçlü değilse, evet, yani proje çok önemlidir ya zaten. Ya da gelen tesadüf eseri çok yetenekli değilse. Değilse olmaz. Yani ve olmuyor. Zaten örneklerinde gördük yani. Çabuk kalkıyor onlar zaten. Tabii ki yani bir süre oluyor ve bitiyor. O yüzden ben çok doğru tabii bulmuyorum açıkçası yani evet, tiyatroda böyle sen bir şey. Sen nereden mezunsun Akas? Mimar Sinan. Tiyatro bölümü. Evet. Peki mesela ben şunu merak ediyorum açıkçası. Mesela yurt dışında bizim mesleğimiz açısından da mesela yazarlık okulları da var yurt dışında. Üniversitelerde artık böyle bölümler var. Kreatif yazarlık, işte drama yazarlık falan filan. Gerçekten de yani bir oyuncunun bir okula gitmesi gerekir mi? Yoksa burada şundan mı bahsediyoruz? Kesinlikle hayır. Disiplinli sene, ve alması sene, gereken disiplinli eğitimi olarak çalışması. Tabii alması gerekir ama. Yani ben sahnede sesi 15 dakika sonra kısılmış, çatallanmış ya da adam gibi performans gösteremeyen, sahnede nasıl duracağını bilmeyen, 400 kişilik bir salonda sesini duyuramayan bir oyuncuyu o kadar süre izlemeye tahammül edemem. Birçok kişi de böyledir değil mi? Yani eğer bu performansı usta çırak ilişkisiyle de almış olan ki çok iyi örnekleri vardır. Az önce hani ben bilmediğim bir isim olduğu için çünkü tiyatronun hafızası birazcık daha dardır. Tabii biz çok fazla bilmiyoruz tiyatro sahnesindeki isimleri. Haldun Dorme'nin alıp da böyle bir Türkiye güzeli kızı hop diye oraya koyduğunu düşündüm. Aslında bunun eğitimini verdiyse, bu kişi zaten sevdalıysa ve bu kendini yetiştirdiyse o en saygı duyulacak insandır. Zaten hani konservatuvarda da eğitim almak isteyene birçok şeyi okul bittikten sonra kendimizi yetiştirmek adına öğrendik. Yani çünkü metodu öğrendik. Şimdi sadece bir adamı aldın konservatuvara koydun ne bileyim trompet bölümüne. Aha. Koydun. Bu adam çalışmıyorsa, yani sadece derslerini vermek için trompet çalan ve aslında müzikten pek de hoşlanan benim tanıdığım insanlar var yani senfoni orkestrasında çalıyor. Evinde tek bir klasik müzik CD'si yoktur. İşte ona hiçbir yani şey olmaz. O zaman hani o eğitim de çok bir şey yarat. Ama bir kızcağız vardır, bir adam vardır dışarıda bir yerde. Ya, hakikaten çok sever tiyatroyu veya müziği. O, hakikaten günde 6 saat, 7 saat çalışmaya gönüllüdür. Çalışır, yapabilir. Yani eğitim her alanda önemli. Ne güzel. Ama şöyle baktığımız zaman ya bu da bir sanat tabii değil yetenekle yani ilgili evet, bir şey. Yetenek. Ne kadar isterseniz 4 üniversite bitirin. Eğer yeteneğiniz yoksa şey akademisyen olarak kalırsınız. Yani yazma öğretilebilir mi? Konservatuvar mezunu. Yani illa ki konservatuvar mezunu olmak gerekmiyor. Gerekmez. Hele Türkiye'de baktığınız zaman şöyle bir altyapımıza bakalım. Bizde yani artık sinema televizyon okulları yeni yeni olmaya başladı yani. O bölümler yeni yeni açıldı. Televizyonla birlikte arz talep meselesi bu. Yani. Peki sen Zeynep'e soruyor. Zeynep sen tiyatro mezunu değilsin. Hayır. Şimdi mesela sen kendini geliştirmek için fazladan ne yapıyorsun? Şimdi tamam oynuyorsun, dizilerin tutuyor, sen beğeniliyorsun falan güzel. Ama mesela ne yapıyorsun? Yani kendini geliştirmek demek sadece teknik gidip çalışmak mıdır birisiyle? Yoksa mesela kitap okumak mıdır? Yok. Müzik dinlemek mi? Ya bunların hepsi bence. Yani mi? Hani genişletebildiğin kadar ağı genişletmekle ilgili. Hani yeteneklerini üstüne gidip, sesin güzelse sesini açıp, işte farklı bir şeyler öğrenip, ileride işine yarayacak şeyleri, hani yavaş yavaş doneleri cepte biriktirmektir bence. Hani benim çok sevdiğim insanlar var, büyüklerim var bu işte usta olan ve onlarla konuşmak, onların fikirlerinden, bana verdikleri fikirleri uygulamak, kitap okumak, film seyretmek,
yanlış yaptığın şeyler konusunda, yani izliyorlar sonuçta onlar da, televizyonda iş yapıyoruz. Eleştirilere en iyi şekilde kulak asıp mümkün olduğunca onları kendini değiştirebilmek. Yani bu şekilde. Şimdi bu arada tabii biz bir magazin başarısı göstermişiz bugün. Arkadaşlar beni uyardılar demin. Kenan İmirzalıoğlu'nun sevgilisi, Kenan İmirzalıoğlu'nun sevgilisi. Gerçek sevgilisi. Görüyorsunuz ikisi bir arada. Öyle mi arkadaşlar? Bu rezaleti de gerçekleştirdik. Estağfurullah. Niye biz seninle hayır, birisi gayet... gerçek, birisi filmdeki. Ya öyle deme. Ondan sonra şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bana tutturmuşlar zaten diye. Kıskançlık falan. Ya yok, kıskanmıyorum, etmiyorum dedikçe üstüme geliyorlar. Senin de bir olaylar çıkardığın vardı herhalde, tahmin ediyorum. Feci. Şimdi açmıyorum onu. Hayır canım, yani yok böyle bir şey ve ben bundan kurtulmaya çalışıyorum. Hatta geçenlerde... Aynı şey, ben de mesela kurtulmaya çalışıyorum. Senin röportajını okudum ve zavallım, eminim ki ne söyleyeceğini şaşırmış. Şey diyor yani, işte biliyorsunuz Zeynep Hanım da Kenan Bey'in sevgilisi falan. Sizi kıskandığı söyleniyor, ne diyeceksiniz diye Selin'e sormuşlar röportajda. Sen ne dedin? Bana sürekli soruyorlar, ben de diyorum ki yani... Bu hani, film diyorsun. İnanamadım yani. İnanmayın, film bu, film. Zeynep kendine inanan, hani güvenen bir kız sonuçta. Niye hani ben sonuçta onun rol arkadaşıyım. Ve onların çok da güzel giden bir birliktelikleri var. Neden kıskansın? Hani bunu hani eğer... Ama böyle söyledi. O anlamda söylememiştir. İş anlamında belki hani Kenan hani bu işte olmak isterdi falan. Ama hani bu iş anlamında. Ha, mesleki olarak. Mesleki hayır, olaraktır eğer öyleyse. Çünkü biz Zeynep'le de konuşmadık. Biz şöyle bir şey... Siz tanışıyor musunuz normalde? Tabii canım. Tabii ki tanışıyoruz. Sen onay verdin mi? Bu olursa olur. Aşk olsun. Haddime mi düşmüş öyle bir şey? Şöyle bir durumdan ortaya çıktı o. Bir gün sizin yine Acı Hayat'ın bir yemeğinde birlikteydik. Selin'le birlikte gazeteci arkadaşlarımızdan biri dedi ki birlikte sizi çekelim. Ha, en sevdiğim. Biz de gayet güzel ya. Sarılıp poz verdik. Üstüne... Altına şöyle bir yazı yazmış. Selin'i çok kıskanıyorum. Hayda ya. Hayatta ağzımdan çıkmayacak hayır, bir laftı. Hayır, öyle mi? Pozla bu arada böyle hani sarılmış falan. Hayır, yani hiç alakası olmayan bir durum. Hayatta kalkıp böyle bir şey söylemem. Asla bana uymayacak bir şeydir. Onun üstüne internetten bakıp yazıyı okuyan herkes vay efendim Selin'i kıskanıyorsun. Senin başına böyle bir şey geliyor mu? Çünkü sen de oyuncusun aynı zamanda. Sen de başkalarıyla başrol oynuyorsun. Sen de bir takım sahnede canlandırmak zorundasın eğer senaryo gereğiyse. Senin başına geliyor mu? Yani o oyuncu olarak, çünkü onun açısından da biraz zor bir durum. Sonuçta Türkiye'de büyümüş bir erkek çocuğu ama aynı zamanda oyuncu. Yani o da aslında çok kolay bir şey değil. O nasıl tolere ediyor yok, böyle bir şeyi? Hiç, ediyor mu? Böyle ediyor. Hani böyle bu konuda hiçbir problem yaşamadık şimdiye kadar. Sen ama bir şeyin var mı senin mesela? Soyunmam, öpüşmem, konuşmam. Mümkün olduğunca konuşmam yani. Konuşmam olmaz da. Evet olmaz. Olma doğrusu. Mümkün olduğunca ben bunu hep şey diyorum. Yani bir gün öyle bir rol gelir ki, role o kadar aşık olursun ki bir soyunma sahnesi herhangi bir şey olabilir. Ama o kadar güzel çekilir ve o kadar güzel anlatılır ki ve çok önemli bir şeydir. O zaman yaparsın. Ama bunun gerekliliği hani... O senaryo, göre yani. Senaryo içinde olan benim o senaryoya aşık olmamla ilgili bir durum. Ha. Arstil'in sunduğu Kürşat Başar'la programı devam edecek. Arstil. Arstil'in sunduğu Kürşat Başar'la programı devam ediyor. Seni ne kadar uzun sevdim bilmiyorum.
diyorlar. Bir sevgi kadar uzun, bu sevgi daha uzun. Senin iki gözün anlamıyorlar. Klavyelerde Çağrı Sertel, okay. Davulda Mert Önal, gitar ve vokallerde Kaan Öztürk, bas gitarda İlhan Pelit. Hüzün ağaçları bunlar, o evin önünde sessiz büyüyen. Üzülme diyor hala bir ses, bir deri yıkamaz aşkımız koskocaman. Sevginin kendi de zamanla değişir, belki de dönüşür, biraz huzur kalır. Sevgilim can evinde, sen bana ağladığında belki de yanında biraz tuzu kalır. Bir sevgi kadar uzun, bir sevgi daha uzun. Seni ne kadar uzun sevdim bilmiyorlar. Bir sevgi kadar uzun, bu sevgi daha uzun. Sevmeyi iki gözüm anlamıyorlar. Bir sevgi kadar uzun, bir sevgi daha uzun. Seni ne kadar uzun sevdim bilmiyorlar. Bir sevgi kadar uzun, bu sevgi daha uzun. Binlerce gözyaşımda kalan biraz tuzum. Senin öpüşmen ben yok. Ben çektim. Sen öpüşmüyor. Biz zaten. Yok, ben öpüşmüyorum. Benim var bir tane. Ben hep onlardan bir şekilde ya, kurtarıyorum. Ben oyuncu falan olmam abi. Öpüşmeyeceksek niye oyuncu olur? Anlamadım. Yani anlatmak öyle bir şey istediğim şey. Sen öpüştün mü? Ya tabii ki. Yani öpüşebileceğiniz bir sürü filmler var isterseniz. Var değil mi? Biz o sektöre girelim yani. Oyanı. Siz bizi ona yönlendirin. Yani şey o zaman bu şey neden zevk alıp almamakla alakası olan bir iş değil. Yani onu unutun. 5 yaşında bir çocuğu kesip ay, işte çocuk tabii. Katili de olabilirsin tabii. Filmde. Bunu yapmak istemeyebilirsin ama yapan kişiyi oynuyor olabilirsin. Bu peki ne, seni ne hangisi yaptığını... daha çok rahatsız eden? Hangisi? Birisiyle öpüşme sahnesi mi, bir çocuğu kesme sahnesi mi? Hepsi rahatsız eder, hiçbirisi rahatsız etmez diyebilirim. Yani benim için rol ne gerekiyorsa onu yapmak gerekir. Ama zaten bu soruya soran adam bile bilmem ne sahnelerinde oynar mısınız derken onun böyle dilinin etrafında ulaştığını görebiliyorsun. Ya da sarılarak bir poz çekin. Daha adamın size o pozu çektirirken ne yazarız bunun altına? Kıskanıyor falan tabii, dediğini tabii, hissediyorsun. Tabii. Yani insan sahnelerde bir şey yok. Olay real, senin oyuncu olarak yaptığın tamam, şey. Tamam, seyirci de gidiyor, İş, görüyor. İşler de bu, evet, görüyor. Önüne geçemiyorsun. Seyirci evet. Bunu görse de basın evet. Buna izin evet. Vermiyor. Benim söylemeye çalıştım. Evet. Sonuçta bu kadar büyük bütçeli böyle bir film çekildi. Hakikaten çok zor bir şeydir dönen filmi çekmek. Filmin her şeyinden önce sırf bu sahneler vardı. Ya yazık, günah. Bu kadar insanın emeğine ama günah. Ama mesela sonuçta buraya diyelim ki 100 bin kişi fazladan gittiyse bu asla haberler bence, yüzünden. Bence bu bunun tam tersi. Neden tam tersi? Bunu gören, önceden basında gören insanlar öyle. Çoluğuyla çocuğuyla gitmek, hiç kimse tamam. O filme gitmez. Evet. Ama şimdi buna bir merak var. Yani bütün dünyada da var şimdi, doğrusunu söyleyeyim. Mutlaka yani. Ama. Eyes Wide Shut'ı da millet görmeye giderken çok entelektüel film diye gitmiyor değil. Yani orada şimdi böyle bir tarikat var işte efendim, çıplak herkes oturuyor falan diye. O da orada da aynı şeyler çıkıyor. Evet. Yani. Ya Kübrey'in bence en zavallı ve hatta bitiremediği filmidir. Aynı son, zamanda son bütün bu dünyadaki açlık daha nereye varacak bilmiyorum. O internetlerde çıkan rezillikler de evet, dahil her yerde yani var. Çocuk bilmemeleri falan. Yani bu bütün dünyada olan hani birazcık kalça bir şey ve bütün hayatın biz libidonun üzerine dönüyor olmasın. Ne zaman doyacak tüm dünya diye düşünüyorum. Türkiye için düşünmüyorum ya, o zaman kadar. Orada hemen araya girip bir şey sorayım. Çok acıklı. Bu da cahillikle paralel gidermiş. Ayağın olduğum için burada araya girmem lazım. Korumam lazım. Libido meselesine mi? Eyes Wide Shut filminin yani Kubrick'in öyle bir film çekmesi ve son çektiği film olması ve Kubrick hastalığını bildiği için
son çekeceği film olmasını da bilmesi itibariyle İngilizce olarak seyredenler burada söyleyemeyeceğim bir kelimeyle biter. Kubrick'in dünyaya son söylediği kelimeyi herkes o filmi bir daha dikkatlice seyredip baksınlar. Dünyaya son olarak ne demiştir? Sen hala kuşlara hayran. Oh, 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 oh.
O zaman şimdi bir tane başla. Kendimi de rahatlatarak oraya geçiyorum. Yine isteğin üzerine sebepsiz fırtına. Hemen hatırlayacağız. Ya bu Yedi Kocalı Hürmüz büyük sükse yapmıştı. Çok beğenmişti falan. Böyle bir apar topar kaldırdı. Şimdi biz bekliyoruz yani. Ne oynayacak o yanım? Nedir meselemiz? Var mı bu Yedi Kocalı Hürmüz? Hayır. Yok. Başka bir şey mi var? Yok. Başka bir şey. Yani sizin bu Sev Kardeşim dizisi bitiyor mu?
Bitiyor. Ben zaten oraya konuk olarak konuk girdim. Siz de benim gibi konuk oldunuz herhalde. Konuk olarak girip kalıp. Başrole kadar çıktınız. Evet. Ama misafirin az oturanı makbuldür derler. Konuk olarak girdim. 1-2 hafta oynayacaktım. İşte ama 39'da bitiyordu zaten. İşte 39'a kadar 1-2 geldim. 1-2 hafta oldu, 8 hafta. Peki tiyatro var mı? Tiyatro var ama seneye artık. Bu sene bitti. Bu sene çalışmaları başlatıp seneye inşallah Ekim'de sezonu. Oyun kocası. Evet. Akasya senin tiyatro var. Evet. Tamer Karadağ ile var, evet. Değil mi? Şakir Gürzüm var, yönetecek. Barış Dinçer de sahne tasarımını yapacak. Yani iyi bir ikili şu anda görünen. Aynen. O Tamer Karadağlı oynayacak. Raşit Çelik Ezer'in aslında kendisi yönetmen. Çocuklar duymasın yöneten. Evet. Onun bir oyunu, oyunlarından biri. Mutlu Beraberlik, biraz Dario Fo, biraz Woody Allen var ilişkilere bakış açısından. Keyifli bir oyun inşallah. Kalabalık bir oyun mu bu? Dizilerinden vakit kalırsa başlayacak. Hangi tiyatroda? Don Quixote. Ben ondan önce Semaver Kumpanya'daydım. Işıl Kasaboğlu ile çalışıyordum. Işıl da tabii çok değerli bir yönetmen. Evet, 3 saat Shakespeare, 3 sene boyunca evet. 12. gecede oynadım. Sonra Ayşenil Şamlıoğlu'nun yönettiği Biderman ve Kundakçıları vardır, Max Frisch'in. Onun o yorum uyarlaması, Süleyman ve Öbürsüler'de oynadım. 3 senenin sonunda Semaver Kumpanya'dan ayrıldım. Bence o erken 20'li yaşlarda çok güzel çalışılabilecek bir topluluk. Daha sonra belki biraz daha kişinin kendisine yönelik bir şeyler yapması gerekebilir. Çünkü kumpanya orası, yani asıl olan oyuncu değil. Birçok tiyatroda öyledir ama hayatı boyunca bu işi yapmak isteyen bir insanın birazcık da kendisine yatırım yapması gerekir. O yüzden de daha bireysel olabileceğim işlere girmeye çalışacağım. Şimdi bu Tamer'le oynayacağınız 6 kişilik bir oyun mu? 6 kişilik bir oyun. 3 bir genç kız var. Yani biz bunu eski şimdi, karısı ve şimdiki o da kız. Şeyde oynuyor. Aşkım Sana Feda mı? Evet, yanlış evet. Orada oynuyor. Orada oynuyor ve henüz proje yeni başladı. Tabii başrol. O yüzden çok ciddi vaktini prova alıyor. Ve provalarımız biraz aksadı. Ama ondan başkası düşünülmüyor. Hani tiyatroda acaba böyle bir şey olacak mı diye ben geçen gün yapımcıyı aradım. Gerçekten Tamer'in oynayabileceği çok keyifli bir sen rol. Sen Tamer'in ayağını kaydırmaya çalıştın fakat evet, başarılı olamadın. Evet ama beceremedim. Evet. Yok hayır dedim acaba yani Tamer Karadağlı işte projeleri var. Bir şey düşünür müsünüz? Böyle bir değişiklik olacak mı? Çünkü çok ciddi bir ara oldu. O da dedi ki hani bu rol hani ya Tamer oynar ya da kimse o olmasa. Bunu ne bakımdan söylüyor? Sen Rus kadın rolünde misin? Efendim? Bir Rus kadın var mı oyunda? Yok öyle. anlamadım. Dizide öyle yani. Oldu tava bakımdan beri. Yok hayır, Ruslarla yok, alakası yok. Bir... Ben Rus değilim. Arstil'in sunduğu Kürşat Başar'la programı devam edecek. Arstil'in sunduğu Kürşat Başar'la programı devam ediyor. Sinemanın her yerinde olmak hoş bence. Öyle mi? Tabii yani. Mesela peki film müziği falan hiç? Film müziği anlamında zaten söyledim. Öyle, o çok heyecan verici bir şey ama onun tabii eğitimi var. Yani bütün şey. Tek bir şarkı seslendirmek anlamında çok heyecan, çok zevkli bir şey olabilir. Ben yazabilirim. Yazılmış bir şey söyleyebilirim. Birkaç tane şarkı söyleyebilirim. Ya da bir tema bulabilirim. Yani o tema bütün film boyunca akabilir. Çok eğlenceli şeyler. Böyle yani seyredip de şu filmin müziğini yapsaydım falan diye düşüncün oldu mu? Avrupa sinemasında bazen böyle çok iyi şeyler, ezgiler duyuyorum. Onların yani keşke ben yapsaydım orada dediğim şeyler oluyor. Üzerine yani söz yazmak istediğim şeyler oluyor mesela. O kadar duygusal bir melodi ki yani buna bir söz yazılmalı. Yani. Bunu herkes duymalı, anlayabilmeli, herkese geçebilmeli falan diye düşündüğüm oluyor. Sinema müziği, müzik sinemayı çok destekleyen iki sanat. Onun için ben de müziğin içinde olduğum için sinemaya geçiş bu anlamda belki olabilir diye hayallerim var. Çok sevdiğim için söylüyorum. Şimdi tabii Yaşar hep bir eli şiirde olan şarkıcılarımızdan bir tanesi. Daha önce Atilla İlhan'ın özellikle Cemal Süreyya'nın şiirlerinden. Buradan içeri yani orada şeyde girerken sizin kanala gittiğim zaman da aynı şey oldu. Ben resminin önünden geçerken bile saygı duruşun önümü ilikliyorum Atilla hala. Atilla da bizim kanalda en son biliyorsunuz. Benim de çok çok sevdiğim hem insan olarak hem yazar olarak, şair olarak çok sevdiğim bir insandı. Şimdi bu
albümde Cahit Sıtkı'nın bir şiiri var değil mi? Bir de Ümit Yaşar'ın bir şiiri var. Yani yine ondan kopmamışsın yani. Ama Atilla ile koymamışsın bu sefer. Ya bu sefer yapamadım onu. Yani içim el vermedi. Nasıl söyleyebileceğimi de bilmiyorum. Olmadı bu sefer. Olmasını istemedim. Daha herhalde acılar çok taze olduğunu düşündüm. Şimdi gidip ben bir albüm yapıyorum. Bir şiirini kullanabilir miyim diye ailesiyle görüşmeyi kendime zor geldi yani bana. Yapamadım öyle bir şey. O yüzden de yine şiir geleneğini devam ettim. Cahit Sıtkı'nın Ümit Yaşar'ın şiirlerini koyduk. Bu her albümde olacak. Çünkü zamanında yapmış olduğum, hala da yapmakta olduğum bazı besteler var. Şiirlerden besteler. Aslında şiirlerden beste falan yaptım yok. Şiirin içinde melodi var. Onu çıkartıyorum. Hani şu taşı yonttum içinden çıktı dediği şeyin, Michelangelo'nun hikayesinde olduğu gibi. Şiirin de içinde melodi var. O kendini söylüyor zaten. Onu duyarsan hemen bestelemiş oluyorsun. Zaten Atilla İlhan Yaşar'ken de dinletmiştim. O kafasında birkaç melodi olduğunu, onlardan birisinin de bu olduğunu söylemiş. Çok mutlu olmuş. Çok ilginç. Evet, çünkü o daha çok Türk müziği olarak düşünülmüş hep. Evet. O genellikle yani Türk sanat müziği, makam, o makamlar içerisinde düşünülmüş. İlk defa böyle pop olarak geldi ve kafamdakine uyuyor demişti. 5 dakika bekle git şarkısı için bir önceki albümde. Bu geleneği sürdürmeyi düşünüyorum. Çünkü bu benim yani şiire her yerde anlatmam, her yerde bir çeşit saygı duruşu gibi bir şey. Bunu bozmak istemiyorum. O hoş oluyor. Şimdi bizde daha çok pop müzikte galiba sözler ağırlıklı zaten değil mi? Yani müzikten çok... Bütün müziklerde sözlerin ağırlıklı olduğu veyahut müziğin ağırlıklı olduğu tarzlar var. Benimki daha çok sözün ağırlıklı olduğu. Onun için de yani sözde gerçekten Türk şiir geleneğini kullanman tabii çok hoş bir şey bizim açımızdan. Çok memnun oluyoruz bunları sizi yapınca. Çünkü öyle şarkı sözleri var ki artık yani onları dinlediğimiz zaman kadar dehşet içinde kalıyor. Yani bu ikisini nasıl bir araya getirdi adam acaba diye falan düşündüğümüz oluyor bazen. Olur o kadar. O da bir keyif mi diyor? Olur tabii. Var mı? Thank you.
Dil'in sunduğu Kürşat Başar'la programı kapanıyor. Sevgi daha uzun, seni ne kadar uzun sevdim bilmiyorlar. Bir senlik kadar uzun, bu sevgi daha uzun, sevmeyi iki gözüm anlamıyorlar. Bir senlik kadar uzun, bir sevgi daha uzun, seni ne kadar uzun sevdim bilmiyorlar. Sevgi daha uzun, senin iki gözün anlamıyorlar. Klavyelerde Çağrı Sertel, okay. Davulda Mert Önal, gitar ve vokallerde Kaan Öztürk, bas gitarda İlhan Pelit. Sevgi daha uzun, binler
gece gözyaşında kalan biraz huzur. Bu Sevda Sinemalar'da hakikaten çok güzel bir albüm olmuş. Eline sağlık Yaşar'cığım. Fakat biz şimdi tabii kendi aramızda burada şey yapıyoruz. İki parça çok güzel, çok beğeniyorum ilk. Hayır inşallah ve Sevda Sinemalar'da çok güzel. Aslında hepsi güzel, ne olur. Ya bu da şu anda dinlediğimiz harikaydı mesela. Çok güzel. Ama bir de benim tabii çıktığım yıllarda İşte Yaşar falan diye tanıttığımda soyadım biraz zor olduğu için kullanmıyorum. Hangi Yaşar dedikleri zaman Divane Yaşar diyordum. Öyle çıkmıştım. Sonra Kuşlar Yaşar. Kuş Yaşar. Onun bugünü de kuştuğumuz getirdi yani. Hala Kuş Yaşar. Şu şey Alper Erişler'le beraber çaldığınız gitar. Aldanırım o başka bir şey. O da çok güzel. Yani Cadir abi bugün istek üzerine Kuşları söyleyelim. Kuşları söyleyelim. Benim adım bir çeşit evet. Katlizitim gibi. Evet. Onu dinlemek ister misiniz? Çok istiyorum. Lütfen. Evet. Gözümün ilk açışından dön.